Charles Garnier'in inşa ettiği Paris Opera Binası'ndayız. Bu proje aslında 3. Napolyon'un Paris'i yeniden inşa etme projesinin bir parçası. Bu aşamada Baron Haussmann da Paris bulvarlarını inşa ederek şehri gösteri alanı yapmaya yardımda bulunmuştu. Haussmann, Paris şehrini modernleştirmek üzere işe alınmıştı. Amacı, eski dolambaçlı caddeleri yeniden düzenleyip kanalizasyon sistemini geliştirmekti. Kısacası sokaklara ışık katmaktı. Şu anki Paris aslında Baron Haussmann'da 3. Napolyon'un Paris'i diyebiliriz. Opera binasının balkonundan dışarı bakarsak, empresyonist resimleri hatırlatan geniş caddeleri görürüz. 3. Napolyon zamanının en güzel gözdelerinden ve Haussmann'ın Paris'i yeniden inşasının en güzel örneklerinden biri hiç şüphesiz Charles Garnier'in opera binası. Bu bina inanılmaz derecede gösterişli. Renkli mermerler, tablolar ve mozaikler var. Yani bu bina 2. İmparatorluk tarzının zirvesi. Şunu unutmamak lazım, bu bina bir tiyatro salonu. Çok yakın zamana kadar opera ve bale gösterilerine ev sahipliği yapıyordu. Aslında bale devam ediyor ama opera kaldırıldı. Çok da büyük bir sahnesi var. Çatıya baktığımızda ise kubbenin arkasında yüksek bir alan var. Bu da sahneye indirip kaldırmak için makaraların olduğu yer. Bakırdan yapılmış muazzam kubbe aslında çıkma kubbe ve içinde başka bir kubbe daha var. Bu iki kubbe arasında ise gösteri esnasında içeri alınan büyük avize var. Avize 7 ton ağırlığındaydı. Evet, bu müthiş salona girince oldukça geniş merdiven ve üzerinde avizelerle karşılaşıyorsunuz. Gömme sütunlar, resimli bir tavan. 2. İmparatorluğun öğelerine burada rastlamak mümkün. Özellikle de eğimli merdivenler. Muazzam gösterişli alanlarda, gösteriden önce, aralarda ve gösteriden sonra insanlar muhabbet edebiliyordu. Sahnedeki gösteri kadar sahne dışındaki alanlar da etkileyiciydi. Binanın ön tarafı aslında kendi sahnesi. Fakat 2. İmparatorluğun da sahnesini oluşturuyordu. Degas'ın sahne arkasına gidip seyircileri göstermeyerek prova odasını dansçıları sergilemesinin ne kadar radikal olduğunu anlatıyor. Degas'ın radikalliğini anlayabilmek için operanın ön kısmına bakmak gerekir. Degas, tiyatro oyuncularını sadece sahnede göstermek yerine kuliste hazırlanırken de gösterdi. Tüm bu resmiliği ve törenselliği böyle yansıttı. Tabii ki Degas aynı zamanda binanın ön kısmını, bazen de sahneyi betimlemiştir. Mary Cassatt'ın muhteşem tabloları da opera hakkında bize fikir verir. Mesela balkonda görülen kadın. Bu da seyircinin şovun bir parçası olduğu fikrinin başka bir betimlemesi. Bize alışılmadık olanın gösterilmesi. Böyle bir yaklaşımın radikalliği konusunda farklı bakış açıları olabilir. Bence Garnier bir bakıma bunun sorumlusu. Örneğin şu an büyük girişteyiz. Fark ettiyseniz bu alanın çok radikal görüntülerini bize sunan balkonlar var. Farklı açılardan alana bakabiliyoruz. Operanın içindeki odalarda da aslında tiyatro yuvarlak bir şekilde. Bu odalarda 180 derecelik açıyla sahneyi görebiliyorsunuz. Bir bakıma binanın mimarisi bu değişken yerlerle iç içe olacak şekilde. Burjuvaların perspektifi var. Mesela her odanın kendine ait yolu var. Yani hepsi birbirinden ayrı. Hepsinin perdeleri var. Yani ayrı bir burjuva sınıfı fikrini görüyoruz. Şüphesiz tüm bina müzik ve dans için dizayn edilmiş. Fakat aslında odak noktamız görmek.